İyi akşamlar. 29 Ocak 2024 Pazartesi saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz... neydi? Etiketi unuttuk arkadaşlar. Unutmadım. Bugünkü etiketimizi unutmadım. Evet. Hemen haberlerimize başlayalım. İstanbul'daki kilise saldırısının zanlıları yakalandı. 51 gözaltı, 2 saldırgan. Saat 22'de belirlenen adresi yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleştirip bir kişiyi öldüren iki saldırgan 11 saat sonra yakalandı. Onların yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Bu saldırı esnasında maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Pazar günü ayin sırasında iki saldırgan İtalyan Santa Maria Kilisesi'ne gitmiş ve bir kişiyi öldürmüştü. Polis kilisede incelemede bulundu. Güvenlik kamerasına da yakalanan iki saldırganı adım adım aradı. Yapılan operasyonlarla kısa sürede yakalandı saldırganlar. Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Yerlikaya'nın açıklamalarından sonra da operasyonlar devam etti. Gözaltına alınanların sayısı 51'e yükseldi. Tetiği çekenlerden birinin Tacikistanlı, diğerinin de Rus olduğu belirtildi. Bu iki yabancı uyruklu DAEŞ'li olduklarını değerlendiriyoruz. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi. Saldırıda hayatını kaybeden 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihansa İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Bakıyorum etiketi herkes unutmuş. Efendim unutmadım. Etiket bu. Devam edelim. Şimdi bu seçim satım ailinde bir takım ittifak hesapları yapılıyor. Bakın kimler kimlerle beraber. Cumhur İttifakı bünyesinde halen görüşmelerimizin devam ettiği partiler var. Bizim AK Parti'den talebimiz nedir? Arnavutköy olabilir, Sultanbeyli olabilir. Yeniden İstanbul diyerek seçim kazanmak isteyen Erdoğan, yeniden Refah Partisi'ni aday çıkarmama konusunda ikna edebilecek mi? Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yarışa sokan Erdoğan, ilçeleri de açıkladı ama İstanbul için yeniden Refah Partisi ile dirsek temasında meclis üyeliği teklif ediyor. Belediye meclis üyeliği kazanmak için AK Parti listelerinde yer almamıza gerek yok. Bunu zaten etik de bulmuyoruz. Anlaşamadığımız il ve ilçelerde ise demokratik bir yarış için hazırlığımızı yapıyoruz. Biz artık heyetler arası görüşmelerden bir ittifak çıkabileceği kanaatinde değiliz. Yeniden Refah Partisi 10 Şubat tarihinde yerel seçim beyannamemizi ilan edecek. İki parti arasında heyetler arası görüşmeler sonuç çıkmadı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç sürenin 10 Şubat'ta dolacağını söyledi. Erdoğan ve Erbakan da gözler. İki parti arasında işbirliği için zaman daralırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde yine muhalefet vardı. Neymiş? İllerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş, tezgahmış. Beraber siyaset yaptığı insanları ihanetle itham etmek tam bir siyasi basiretsizlik örneğidir. Recep Tayyip Erdoğan rekabet etmek yerine karşımıza çok büyük bir cephe kurarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözde yalnız bırakarak, geçmişte ittifak yaptıklarımızı karşımıza koyarak, onlara çok farklı imkanlar kurarak Türkiye'nin üzerine yeni bir oyun kurmaktadır. Hiçbir ülkede muhalefet partisinin çoğulcu demokrasinin bir gereği olan yarıştan korktuğunu göremezsiniz. Çoğulcu demokrasiden kaçan yok. Tam tersine millet iradesini ortadan kaldırmak ve yanlışa sürüklemek isteyenlerin oyunlarını görüyoruz ve bozmaya kararlıyız. Bunlar altılı masada beraber değil miydiler? Gerekirse 16'lı masada kurarız diyenler değil miydiler? Ne oldu bunlara şimdi? Gerçek sandıkta görülecek. İttifakı vatandaş sandıkta yapacak. Mayıs 2023 seçimlerinde sonra dağılan ittifak yerine CHP tabanda Türkiye İttifakı derken 31 Mart seçimlerine gidilirken işbirliği arayışları kurulan her cümle seçim ayarlı. Efendim hep söylüyorum. Bunlar çok önemli değil. Çünkü mümkün olan en iyi ittifak milletin vicdanıyla yapılandır. Bizim siyasette bu unutuldu. Sürekli bir takım entrikalarla yürüyor. Kapalı devre. Millete kulak vermeden, seçmenin kendi kararını vereceğini düşünmeden, sanki parti efendim yönetimleri ya da genel başkanları bir karar veriyor, herkes gidip ona göre oy verecek, öyle düşünüyorlar. Şimdi görüyorum, fark ediyorum ki
İmamoğlu karşısında tarihe geçecek bir ittifak var. O görünüyor yani. Ve bu arada da mesela yeniden Refah Partisi, 10 Şubat'a kadar da süre vermişler AK Parti'ye. Yeniden Refah Partisi aday çıkartmaz efendim İstanbul'da. Siz merak etmeyin. Bak ben söylüyorum size. İddiaya da girdim kaç kişiyle. DEM Parti ise çıkartır. Onu da söyleyeyim. Ne bileyim mesela İmamoğlu'na uzatılmayan TRT mikrofonu Burak Avuncu İYİ Parti'nin adayına uzatılıyor mu uzatılmıyor mu mesela? Düşünün arka planda neler oluyor, neler dönüyor, nasıl yürüyor. Fakat bu tarihe geçecek ittifakla ilgili ben biraz milletimin, memleketimin insanını tanıyorsam bunun karşısında orijinal bir tavır takınır. O da kendi seçmen de kendi entrikasını yapıp bu seçimde sandığa bir rakip cumhurbaşkanı çıkartmak için de gidebilir. Yani bu kadar ittifak, bu kadar yatırım İmamoğlu karşısında İmamoğlu'nu Erdoğan'a rakip yapabilir. Ben öyle görüyorum, öyle düşünüyorum. Çünkü çok ilginç yani şu anda siyaset tablosu. O bakımdan izlemeye devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Bu bence bir siyasi hata olacak. O bakımdan. İyi günler ileride. Şimdi gelelim İstanbul metrosuna. Metro ile ilgili tartışmalar var. İstanbul'da yeni bir metro açılış. Havalimanı ile ilgili bu metro biliyorsunuz. Şimdi metroyu kim yaptı? Toplam 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe Kağıthane metrosu İstanbullu kardeşlerimizin hayatını fevkalade kolaylaştıracaktır. Sabiha Gökçen Havalimanı, Pendik metrosu gibi önemli bir projeyi İstanbul halkının ve bölgedeki diğer illerimizin hizmetine verdi. Biz yaptık. Söyledik mi yaparız. Bu hat ve kayabaşının parasından toplam 5,5 milyar lirayı 10 ayda kestiler bütçemizde. 5,5 milyar lira. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz yaptık diye anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise parasını biz ödüyoruz demişti. Erdoğan'ın da sözünü ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı Pendik metrosu için İBB'nin gelirlerinden 10 ayda tam 5,5 milyar lira kesildi. Erdoğan ve İmamoğlu'nun söylemleri metroları kim yaptı sorusunu akıllara getirdi. Yüksek hızlı tren hatlarını nasıl yaptıysak aynı şekilde İstanbul'umuzda da bunu yaptık. Şayet İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmemişse bunun en büyük sebebi bizim elimizi taşın altına koymamızdır. Şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kağıthane Gayrettepe metro hattının açılışında konuştu. Konuşmasında sık sık Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hedef aldı. İstanbul'un iflas bayrağını çekmesini engelledik dedi. Ekrem İmamoğlu'ysa yine bir metro şantiyesinden iktidarın İstanbul bütçesinden yaptığı kesintiyi anlatmıştı. Daha önce bu tür yapılıp teslim edilen metro hatlarının o metro hatlarındaki bilet kesilen yani gelirlerinden tahsilatı yapıldığı için neredeyse 20 seneden daha fazla bir zaman diliminde belediyeden bakanlığa parası aktarılıyordu. Dönem değişti ya, sanki iki rakip kurum İstanbul halkını cezalandırarak, İstanbul halkının bütçesine göz koyarak toplam 5,5 milyar lirayı 10 ayda kestiler bütçemizde. 5,5 milyar lira bizim hazineden gelen payımızdan bir genelgeyle, kararnameyle kesiyorlar paramızı. Önceki dönemlerde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan metroların maliyeti o metrolardaki geçişlerden kesilerek belediyeden tahsil edilirken yönetim el değiştirince doğrudan hazine gelirlerinden kesilmeye başlandı. İstanbul'daki yerel seçim mücadelesi metrolar üzerinden kaynak tartışmasıyla sürüyor. Böyle bir haince bir düşünce olamaz yani. Bunu bu şekilde uygulamak devlet ahlakına, kurumsal ahlaka, devletine, milletine bakışına o kadar aykırı, o kadar ters ki. Göreceksiniz, hem sandıkta karşılığını bulacak, tam tersine hareket etmek zorunda kalacaklar. Şimdi efendim, patron sizsiniz. Neden? Bu türden projeler için, metro için, şu bu için, bu memlekette İğneden ipliğe ne varsa ne yapılmışsa hepsi için para sizin cebinizden çıkıyor. Bu ülkenin insanların, milletinin, çalışanlarının
cebinden çıkıyor. Dolayısıyla patron sizsiniz. Ve buradaki söz konusu projede de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden kesiliyor. Bütün muhalefet belediyelerinin bütçesinden kesiliyor ne yapılıyorsa. Sonra biz yaptık diyorlar. Parayı veren metroyu alır. Metro sizin, metro kim parası, parası kimden kesilmişse, kim vermişse parasını onundur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınmış parası. Bu kadar yani. Efendim şimdi gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir düğümü. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sancak gemisidir. İzmir'deki seçim sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi için her yerdekinden çok daha önemlidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in her yerden önemli dediği İzmir'in adayı 3 büyük şehir arasında en sona kaldı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'la yola devam kararı aylar geçti. Tun Soyer için söylenmedi. CHP'de bol adaylı İzmir düğümünün çözüleceği gün Karşıyaka Belediye Başkanı CHP Genel Merkezi'ne geldi. Özgür Özel'le görüştü. Karşıyaka Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, İzmir yarışında son haftalarda ibresi en çok yükselen isimdi. Tunç Soyer mi, Cemil Tugay mı sorusu sorulurken İzmir düğümünün çözüleceği MYK ve parti meclisi toplantısı öncesi genel merkeze gelişiyle adaylığı güçlendi. Tunç Soyer de kritik karar öncesi Ankara'daydı. İzmir'de en iyi sonucu hep birlikte alacağız. İstanbul'dan İzmir yarışına ilk katılan isimlerden biri olan Buğra Gökçe de büyükşehir adayı olarak yola çıkmıştı ama son kulislere göre Bayraklı ilçesi adayı olacak. 3 ilçe içinse kadın adayların ismi güçlendi. Halen Selçuk Belediye Başkanı olan Filiz Ceritlioğlu konak adayı olarak konuşulurken futbol dünyasının yakından tanıdığı Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli'nin ismi Çeşme ya da Karşıyaka için gündemde. Çevre mühendisi Helin Kınay da Bornova adayı olacak. Ayağa kalkın ve bu seçimleri kazanın. CHP Genel Merkezi İzmir ve ilçeleri için özel toplantı yaparken sırada İstanbul'un Esenyurt, Bakırköy, Kadıköy gibi kritik ilçeleriyle Ankara'da Çankaya ve Keçiören var. Çankaya 25 aday adayı başvurusuyla CHP'nin kilit ilçelerinden biri. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kulislerde Alper Taşdelen'in yerine Çankaya için Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner'le Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin ismi geçerken 19 aday adayı genel merkezi bir bildiriyle uyardı. Adaylık sürecinin son tarihi 5 Aralık'a dikkat çekip yasal sürede adaylık başvurusu yapmamış olan genel merkez yöneticisi dahi olsa 25 adayın dışında bir adayın saptanması kabul edilemez dendi. Şimdi muhalefete de Cumhuriyet Halk Partisi'de iki çift laf söylemek lazım. Bakın bu adaylarla ilgili konularda bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha kuvvetli olduğu şehirlerde bir Hıdır İdi Yunus İdi gidiyor. Bu Hıdır İdi Yunus İdi sıkmaya başladı insanları. Çünkü memleketin bir yığın sorunu var. Bunlarla yeterince ilgilenmiyorlar. Bu adaylık itiş kakışıyla vakitlerini geçiriyorlar. Ben bu Hıdır İdi Yunus İdi'yi bilmiyorum da bildiğim bir şey var. Mesela İzmir'le ilgili kanaatim şudur. Senelerdir Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Bir yığın sorunu var. İzmir daima görene kadar akıllarda, hayallerde, normalde, gerçekte olduğundan daha güzel bir şehir gibi geliyor insana. Bu ne demek? Potansiyeli var ama olmuyor, yapamıyorlar demek. Bunu bir kenara yazsınlar. Ve İzmir'de de bununla ilgili çok şikayet var. Onu da söylemem lazım. Efendim gelelim şimdi. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nda siyasi partilerin katıldığı bir oy pusulası, kura çekimi vardı. AK Parti bir kez daha birinci sırada yer aldı. Şimdi bunları göstereceğiz haberden sonra. Bakalım kaç seçimdir ne olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi bu kura çekimine itiraz etti. Adalet ve Kalkınma Partisi. Bir. Usulü aykırı bir şekilde yapılan kura çekimi büyük şaibeler barındırıyor. Bu kura çekiminin iptal edilmesi, acil olarak yenilenmesi gerekiyor. CHP 31 Mart yerel seçimlerine girmeye hak kazanan 35 partinin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için yapılan kuraya itiraz etti. AK Parti temsilcisi o kurada birinci sırayı çekmişti. CHP kura çekimi usulen yanlış, şaibe var diyerek Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi. Pusulada birinci olduk. İnşallah bu seçim sonuçlarında yansımasını arzu ediyoruz. Partiler
partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlendiği kuraya itiraz bugüne kadar hiç yaşanmamıştı. Bu bir ilk. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel kurayı çekerken kamera açısının kapandığını, diğer temsilcilerin topların olduğu küreyi göremediğini, Recep Özel üyelerin arkasında bulunduğu için denetim ve gözetimin yapılamadığını iddia etti. Kura çekimi usulen yanlış dedi. Kura çekimi için AK Parti temsilcisinin sol eli kura çekimi süresince gözlemlenemiyor. Aynı zamanda kura çekimi sonrasında sol elinde bir başka kağıda benzer bir nesnenin olduğu kamera görüntüleriyle tespit ediliyor. 2018 genel seçimlerinde pusulada AK Parti birinci sırayı çekmişti. Ama Cumhurbaşkanlığı pusulasında birinci sırayı çeken bu kez CHP'ydi. 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi ilk sıraya yerleşti. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayı Erdoğan kurada yine birinci sırada çıktı. Son olarak 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti temsilcisi yine birinci sırayı çekti. Aynı taraftaki aynı partinin iki kurada üst üste birinci sırada çıkması 140'da bir ihtimal. CHP şaibe var diyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura çekimine de itiraz ediyor. Gözler YSK'nın vereceği kararda. Efendim, Amerikalı yazar Mark Twain demiş ki kaybettiklerim arasında en çok aklımı özlüyorum. Şimdi burada ve bunun gibi konularda böyle bir durum var. Şimdi diyorlar ki efendim işte burada bir şey yok, mesele yok, işte güvenin falan. Ya bir dakika, kura çekimini bir kenara koyalım şimdi, onları göstereceğiz de. Mühürsüz zarflarla kullanılan oyların kabul edilmesi. Bir yasal düzenleme var mıydı? Oy ancak mühürlü zarfla kullanılabilir diye. Evet, var. Kim yapmış? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu ancak kimin önüne gelirse bir karar alabilir. Bu konuda yasal bir düzenleme var. Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da Anayasa Mahkemesi. Ama mühürsüz zarfla oylar kabul edildi. Kim kabul etti? Yüksek Seçim Kurulu. Böyle bir yetkisi var mı? Yok. Araştırmış mı, böyle bir yasa var mı? Ya da Anayasa Mahkemesi'ne hiç başvurulmuş mu? Hayır. Sonra 3. dönem adaylık meselesi. Sonra İstanbul seçiminin tekrarı. Onlarca usulsüzlük başvurusu yapıldı. Tek bir mahkumiyet yok. Bütün davalar düştü. Peki bu seçim niye tekrar edildi, İstanbul seçimi? Efendim, türlü türlü iş. Şimdi görüyorsunuz şimdi burada da yaşananı. Bakalım abi. Bakalım. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortada. AK Parti başta. Sonra 14 Mayıs 2023 parlamento seçimi. Cumhur İttifakı ortada. Biliyorsunuz böyle çarşaf gibi bir pusulaydı o. Açtığın zaman yine en gördüğün yerde Cumhur İttifakı var. Efendim, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi. Recep Tayyip Erdoğan başta. 28 Mayıs 2023 Tayyip Erdoğan başta. Burada şimdi gene. Şimdi o kadar enteresan ki yani. Mızıkçılıkta üstlerine yok. Üstlerine yok. Adil bir yarışta kimin kazandığını önemsemem. Ama adil bir yarıştan mı söz ediyoruz? Ama iyi tarafından bakalım. Şimdi iyi bir haber size. Evet, bunlarla yaşayarak birbirimizle daha iyi geçinmeyi öğreniyoruz. Birbirinize sahip çıkın. Bir de en azından en az gelecek 30 yıl için atacak bir palavra da kalmadı. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla siyaset ister istemez düzelecek yani. Evet, gelelim etli butlu tartışmaya. Yukarı doğru bakıyorsunuz. Bakıyorum, evet. Her geldiğimde çok pahalı. Keçiören tarafında oturuyorum. Emekliyim. Sadece bakıyoruz. Dün bir kilo kıyma için 6'da buradaydım. Alamadım, gittim, tekrar geldim. 10 bin lirayla nasıl geçineceksin? Büyükşehir Belediyesi burada 100 lira et yardımı yapıyormuş. Büyükşehir Belediyesi'nin bütün projesi 100 liralık et midir ya? Bunları söyleme sahip biz but veriyoruz. Bravo buti. Ben ekmeği bile alamadım. Keçiören'de oturuyorum. Emekliyim. Bak, kağıt yopluyorum. Akşama kadar şopun içindeyim bak. 15 yıl
yıldır Keçiören'de oturan emekli Asım Yıldız çöplerden karton toplayarak ancak geçinebiliyorum derken AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı aynı zamanda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Keçiören'de but veriyoruz sözleri sokağın en çok da et süt kurumu önünde ucuz et almak için kuyrukta bekleyenlerin gündemi oldu. Ben de Keçiören'de oturuyorum. Ya ben öyle bir şeye teşebbüs etmedim de duymadım da verip vermediğini. Emekliyiz. Bulabilirsek 1 kilo veriyorlar zaten. O da ancak gücümüz yetiyor. Özellikle dar gelirli 1 kilo ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde et süt kurumunda sıraya girerken başkentte adaylar arasındaki polemiğin adı but oldu. 2024 yerel seçimlerinde başkentte but vaatler arasında yer aldı. Seçim olmasa hiçbir şey olmuyor. 200 bin aileye düzenli olarak et yardımı yapıyoruz. O çocukların proteininden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkentte 200 bin aileye düzenli olarak 400 lira et desteği veriyoruz dedi. Rakibi Turgut Altınok o rakamı az buldu ama sonrasında biz de but veriyoruz diyerek tartışmayı büyüttü. Söyleme sahip biz but veriyoruz. Sosyal yardımlarda Mamak'tan sonra en fazla yardım alan yer Keçiören. Zaten önceden yanaşamıyorduk. Şimdi de şöyle vitrinden bakıyoruz. Çok pahalı. Oturuyorsunuz? Etlikte. 400 lira yatırıyorlar ya bir belediyenin. Büyükşehir. O var, başka yok. Büyükşehir Belediyesi'nin bütün projesi 100 liralık et midir ya? Yani bunlar Ankara'mız için hakikaten acıdır. Ben de butlara bakıyorum, çok pahalı. O tavuk butudur, kuzu butu değildir. Kuzu 400 bin lira. Kuzu butun kilosu 359 lira. Elimde görmüş olduğunuz bu kuzu but da ortalama 8 kilo. Yani fiyatı 2800 liranın üzerinde. Bu butlar diyorum nerede dağılıyor? Ve ne zaman dağılmış? Ben hiçbir şey görmedim. Gören var mı burada milletin içine? Soruyorum ben. Hiç kimse görmedi kardeşim. Yıllardır but veriyoruz restiyle Mansur Yavaş'a karşı atağa kalkan Turgut Altınok, Ankara için bunlar acı dedi ama özellikle 10 bin lira maaşla geçinmeye çalışan emekliler et süt kurumu kapısında saatlerce 1 kilo et almak için kuyrukta o acı gerçekle yüz yüzeydi. Bir tarafta ekmek bekleyenler, bir tarafta et kuyruğu bekleyenler. Yani but vermiş, efendim ne vermiş, benim için bana geçim. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un ise 5 yıldır Keçiören'de 75 bin aileye but yardımı yaptığı öğrenildi. Veremez ya, veremez diyorum. Kimin parasını kime verecek ya? Müşteri çekmek için. Herkes kendi işine bakıyor. Efendim, kıymetli vatandaşımız bu butlar nerede dağıtılıyor diye soruyor. Nerede dağıtılıyor bu butlar ya? Nerede dağıtılıyor? Bu nedir ya? Bu hale getiren kim? İktidar Partisi'nin adayı değil mi? Bunu söyleyen. But dağıtıyorlarmış. Efendim, millet açmış. Neden aç? Bu hale geldiyse kimin yüzünden geldi? Bu arada unutmadım, çiftçiyi, köylüyü, hayvancılık yapanı. Çiftçiyi, köylüyü hor görürsen gıdayı, budu zor görürsün. Bir defa onu söyleyeyim. Bir tek bunu akıl edemiyorlar, bir tek bunu düşünmüyorlar. Her türlü şey var. Onu verdik, bunu verdik, bilmem ne, ithalat falan filan. 200 bin trol, daha fazla. 200 bin trol beslemeyin, onun yerine 200 bin sığır besleyin diyorum. İki senedir şimdiye kadar gıda meselesi çözülmüştü. Yok, oraya da bakan yok. Hala onlara para harcamaya devam ediyorlar. Geçen hafta bir haber verdik cuma günü. Efendim, Fransa'da, bütün Avrupa'da çiftçiler tepkili. Çalışma şartlarından dolayı, ekonomilerin sıkıntılarından dolayı. Biz haberi verdikten 5-10 dakika sonra haber hemen bitti. Bir son dakika haberi geldi. Biliyorsunuz şehirler traktörlerle dolu. Paris'ten efendim işte Berlin'e kadar. Fransız çiftçilere artan oranlı bir akaryakıtta vergi vardı ve Fransa Başbakanı kaldırıldığını açıkladı bu verginin. Akaryakıttaki çiftçi için kaldırıldığını açıkladı verginin. Görüyorsunuz yani. Ve bunun için de şöyle bir açıklama yaptı. Tarım, çiftçilik, köylümüz Fransa'nın bağımsızlığı demektir. O yüzden kayıtsız kalamayız dedi. Evet, şimdi gelelim çalışanların vergi diliminde istedikleri adalete. Yani bunu 10 yıllardır istiyor çalışanlar, bekliyor çalışanlar. Vergi reformu diye bir şey sürekli arada, yapısal reformlar deniyor ya. İşte bir tanesi bu ama hiç oralı değiller. Ama biz unuttuk mu? Hayır, unutmadık. Vergiye adalet istiyoruz. Üzerimizdeki bu adaletsiz vergi sistemine son vermek istiyoruz. İktidara da sesleniyoruz.
Eğer daha fazla vergi almak istiyorsanız artık işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın cebine bakmaktan vazgeçin. Etrafınıza bakın. O kar rekorları kıran şirketlere bakın. Türkiye'nin dört bir yanında vergide adalet diye ses yükseltti işçiler. Diskin öncülüğünde meclis gündemine giren vergide adalet kanun teklifinin takipçisi olacağız dediler. İşte bu kanun teklifi yarın meclise geliyor. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Kar, boran, fırtına, bekler bizi Ankara. Vergi dilimleri düşük belirlendiği için her yıl erkenden bir üst vergi dilimine geçiyoruz. Yıl içinde sanki zengin olmuşuz gibi daha fazla vergi ödüyoruz. İşçiler vergilerin düzenlenmesini, gelire göre vergi sistemi getirilmesini istiyor. Özellikle düşük ücretliden düşük vergi alınmasını talep ediyorlar. Büyük bir bölümü vergiye gidiyor ve 6 aydan sonra o katlanarak artıyor. Millet perişan yani. İşçilerden daha fazla kesiliyor. Zengin olanlardan çok daha az kesildiğini biliyoruz. Maaşı cebimize girmeden vergi ödüyoruz bu ülkede. Gelir vergisi daha işçinin maaşı cebine girmeden kesiliyor. Gelir arttıkça vergi oranı da artıyor. Maaş da aydan aya eriyor. 31.200 lira brüt maaşı olan bir çalışan Ocak ayında 1427 lira gelir vergisi ödüyor. Cebine giren net maaş ise 25 bin lira. Haziran ayında ödediği vergi 2753 liraya çıkıyor. Maaşı da 23.681 liraya düşüyor. Ekim ayından itibaren ise eline geçen ücret vergi nedeniyle erimeye devam ediyor. %40'a kadar çıkıyor. Az kazanan insanlar neden bu kadar fazla vergi ödüyor? Geçen ay 25 aldım, bu ay 23, önümüzdeki ay belki 20 olacak. Gelir vergisi oranının %10'la sınırlandırılmasını istiyor çalışanlar. Zaten düşük olan ücretler bir de vergi yükü nedeniyle erimesin diye. İşçilerin gözü kulağı şimdi mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göreve çağırıyoruz. Eller vergide adalet için kalksın. Hepimiz göreceğiz bu ülkede işçiden emekçiden yana olan kimmiş? Kim işçinin emekçinin ekmeğini her gün daha fazla küçültüyormuş? Efendim bir kıymetli izleyicimiz bu konuyla ilgili olarak bize sosyal atık muamelesi yapıyorlar. Unutmadım, dilerim hiç kimse unutmaz demiş. Evet. Çalışma Bakanı geçen hafta biliyorsunuz emeklilerle ilgili de onu da unutmadım ben. Deney yapacağız onlarla beraber. Ne bilimsel araştırma yapacağız demişti. Ne yapacaksa bilimsel araştırma. Pek çok emekliden de eleştiri geldi bize, kobay muamelesi mi yapıyorsunuz diye. Unutmadık. Elbette. Ama kendinize sosyal atık muamelesi de yaptırmayın. Başka türlü anlamazlar çünkü. Evet. Şimdi gelelim. Esnafa prim günü sözü tutulacak mı? Unuttuk mu? Unutmadım tabii ki. Olursa seçime kadar. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SKK'larla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Yapılsın bir an evvel, yani madem böyle bir istek var. 7200 gün diyorsunuz, o çok güzel olur hem de. Bu kadar çalışılıyor, ediliyor. Belli yaştan sonra artık insanlar rahat etsin. 8 ay geçti üzerinden, seçim vaadiydi. Kabine değişti, bakan değişti ama emekli olmak için gereken prim gün sayısı değişmedi. Esnafa 7200 prim günüyle emekli olabilme sözü verilmişti, unutuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verilen sözün orta vadede gerçekleşeceğini duyurdu. Onu orta vadeli planda hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Bence zor, bekliyorum ama zor yani. 58'de falan emekli olacağım yaşarsam tabii. 9000 gün. Çok yüksek yani, çok gerçekten çok yüksek. Esnaf yerel seçim öncesi bir çalışma yapılır umudunda ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan orta vadeli program diyerek zaman aralığını açtı. Genel seçimden önce bakanlık koltuğunda oturan Vedat Bilgin ise yeni dönemde, yani seçimden hemen sonra yapılacak ilk düzenlemelerden biri olacağını müjdelemişti. Küçük işletmelerde prim gününü yeniden düzenlememiz gerekir. Bütün hazırlıklar bitmiş. İlk fırsatta yapacağımız düzenlemelerden biridir. Tüccarımıza verdiğimiz sözdür. Küçük işletmelerde çalışan insanlar hem emekçidir hem sermayedardır. Bu insanlara büyük işletmelerdeki ne holdingde çalışan onun emeklilik şartlarını, emeklilik prim gününü geçerli sayamazsınız. Holding sahibi bir Bağkur'uyla küçük esnaf Bağkur'unun şartları aynı değil. Burası İstanbul Bakırköy'de en işlek caddelerden, en işlek çarşılardan biri. Koridorları bomboş. Burada esnaf bazen bir satış yapabilmek için günlerce bekliyor. İnanın müşteri gelmiyor.
Yani hiçbir alış yok, hiçbir dönen bir şey yok. Yani inanın günlerce siftah yapmadan kapatıldığı oluyor. Acı bir şey. 20 yıllık esnaf da 2 aylık esnaf da aynı zor günlerden geçiyor. 24 yaşında umutla açmıştı dükkanını 2 ay önce. Önünde emekli olmak için 9000 gün var ama şimdiden primleri eksik. Bu dükkanı açalı daha 2 ay 2,5 ay oldu neredeyse. Kapatıyoruz yani gördüğünüz gibi zaten topluyoruz eşyalarımızı gideceğiz yani. Nereye gideceksiniz? Kapatacağız dükkanı bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Neden? Satış yapamadık. Bağkur primlerinizi bu arada ödeyebilecek misiniz? Yani zor. Eksik kalacak o. Evet, hepsi. Yetmiyor da emekli maaşı da. Hani şimdi atıyorum 10 bin lira yapmışlar ama 1+1 kira en böyle hani gösterişsizliğim 10 bin lira. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Bağkurlu esnaf 9 bin yerine 7200 prim günü şartıyla emekli olmak istiyor ama emekli maaşının da yetmeyeceğinin farkındalar. Bakan Vedat Işıkhan'a göre ise emekliler mutlu. Emeklilerimizin büyük bir kısmında inanılmaz bir memnuniyet gördüm. Efendim, gördünüz. Çalışma Bakanı neler diyor? Emeklilerle konuşmuş. Çok memnunlarmış. Olağanüstü memnunlarmış. Olağanüstü memnunlarmış. Ben de başka bir şey söyleyeceğim Çalışma Bakanı'na. Emekli değil de don lastiği olsaydık %95 zam almıştık. Emekli değil de damacana su olsak %100 zam almıştık. Bunu da unutmasın yani. Cebe girenle hissedilen aynı mı? TÜİK hissedilen üzerinden bir şeyler söylüyor ya şimdi son zamanlarda. Tamamen duygusal bir takım hislere bakıyorlar artık filan. Cebe girenle hissedilen aynı mı? Siz dışarıda neler olduğunu hissediyor musunuz? Hayatın ne kadar zor olduğunu hissediyor musunuz? Nereden? Efendim, yıllar öncesinden simit çay hesabını unutmadım demiş bir izleyicimiz. Gelecek. İşte geldi. Simit zammına seçim freni ama hesap değişmedi. Diyor işte geliyor 100 lirayı veriyor, bu simitleri benden olsun herkese dağıt diyor, bedava diyor. Ama işte kaç kişi olduğunu bilmiyor. Sen simiti dağıt. Hadi oğlum dağıt ha. Başkan bana. Aa, bu da senin. Aa, bu da senin, bu da senin. Hadi. 100 lirayı simit. Ha 100 vegan misin? He. Bana şu an gelse aynısını yapsalar ben vermem. AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayının simitçi çocuklarla girdiği ama hesabın şaştığı diyalog gibi Erdoğan'ın 1993 yılında muhalefet saflarından dönemin başbakanı Tansu Çiller'e çay simit hesabıyla seslenmesi ekonominin yeni tartışması oldu. Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Erdoğan'ın geçmişte yaptığı çay simit hesabı şimdi o iktidardayken karşı hesapla muhalefetin de gündeminde. Bir bardak çay kaç para? 15 lira çay. Simit kaç para? 10 lira simit. 3 tane çocuğunuz, hatun 4, siz 5. 5 kişilik bir aile günlük 375 lira, aylık da 30 günde de 11.250 lira buraya para verecekler. Sadece çay ve simit. Asgari ücretten 5.750 lira daha az ve en az emekli maaşına göre de 1.250 lira da fazla. Erdoğan, Erdoğan'a bir muhalefet etsin. İstifa et Erdoğan demesi lazım. Hafta başında Ankara'da 15 lira olacak diye duyurulan simidin fiyatında artışa gidilmedi. Valilik 10 liradan 15 liraya yükseltilen simit zammının iptal edildiğini duyurdu. Bu duyuru sonrası muhalefet hesabını 10 lira üzerinden yaptı. 5 kişilik bir ailenin aylık simit hesabı 10 bin liralık en düşük emekli maaşını aştı. 17 bin lira asgari ücret alanınsa çay simitten sonra elinde sadece 5.750 lira kalıyor. Bugün öğrenciler Türkiye'de bir simit parasına muhtaç oldu. Okula giden her 5 öğrenciden birisi haftada en az bir gün öğlen yemeği yemiyor, derslere aç girmek zorunda kalıyor. Erdoğan'ın çay simit hesabı gibi simitçiler odasının 15 lirayı yüksek bulduk açıklamasıyla geri adım atmasının ardından muhalefet de açıklamayı seçimlere yordu. Talimat yukarıdandır dedi. Tepkiyi gördü, şimdi seçim ayağına onu öyle yapıyor. Baskı gelmiştir. Birileri demişlerdir ki bu odalara bunu tekrar yeniden düşürün. Eğer düşürmezseniz canınızı okuruz demişlerdir. Seçim öncesi bir manevra. Kaç gram bu arkadaş ya? Bir kilo buğdaydan kaç tane simit çıkıyor? İkmalla korkusu yok. Diyarbakır'da belediye başkan adayının simitçi çocuklarla beğenmiyorsun he diyaloğu. Ankara'da simit zamları bir gitti bir geldi. 15 lira olarak açıklanmıştı. Şimdi yeniden 10 liraya döndük ama vatandaşın çay simit hesabı
yine bütçesine uymuyor. 1, 2, 3, 4. Simite paramız yetiyor abi ya. Abi 4 kişisiniz, 3 simit mi aldınız? Evet ya. Bu kadar paramız yetti. Beğenmiyorsun ha. Beğenmiyorlar evet. Beğenmiyorlar. Var mı öyle 3 kuruşa 5 köfte? Fiyatlardan haberleri yok. Sözde ekonomi büyüyor. Bu arada her şeyin gramajı küçülüyor. Her şey küçülüyor. Sözde ekonomi büyüyor. Vay arkadaş ya. Kurtla yiyip çobanla ağlıyorlar ya. Kurtla yiyip çobanla ağlıyorlar. Bakın yaptıkları şey budur. Siyaset anlayışları. Özel okul öğretmenleri taban maaşa muhtaç. Mücadele dersini öğretmenler verecek. 8 yıllık bir öğretmenim. Sene başında ne yazık ki çok sevdiğim mesleğimi artan yaşam maliyetlerinden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Şu anda bir tavuk çiftliğinde tavuk bakıcısı olarak çalışıyorum. 16 bin lira maaş alıyordum. Birkaç gün önce benim kurucum beni yanına çağırdı ve hocam artık 5 gün çalışmana gerek yok. Seni 2 gün çağıralım ve 7 bin lira al dediler. Hani bunu kabul etmediğim için işten çıktım. Çok sevdiği mesleğini, öğrencilerini bırakıp tavuk bakıcılığına başlayan Fatih Tosun, asgari ücretin altındaki maaşına zam beklerken o maaşın yarısı teklif edilen ve işinden ayrılan Nazlı İdik, hayat mücadelesi veren özel okul öğretmenlerinden sadece ikisi. Ne yazık ki nesil yetiştiren insanlar tavuk yetiştiren insanlardan çok daha az maaş alıyor bu ülkede. Bu çok büyük bir haksızlık, bu çok büyük bir adaletsizlik. Açlık sınırında yaşayan, düşük ücretlere mahkum edilen özel okul öğretmenleri Ankara'daydı. Meclis bahçesinden taban, maaş hakları için ses yükselttiler, haklarını koruyacak yasal bir düzenleme talep ettiler. Taban maaş hakkımız. Kimi asgari ücretle, kimi asgari ücretin de altında maaşla çalışıyor. Onlar özel okul öğretmenleri ve 10 yıl önce ellerinden alınan taban maaş uygulamasını geri istiyorlar. Şu an asgari ücrete yakın bir maaşla çalışıyorum. Taban maaş hakkımız kaldırılmasaydı 40 bine yakın bir maaşımız olacak. 2014 yılında taban maaş uygulaması kaldırılmasa özel sektörde çalışan herhangi bir öğretmenin maaşı kamuda çalışan bir öğretmen maaşına denk olacaktı. Şimdi ise alacakları maaşlar özel sektörün inisiyatifinde. Olması gerekeni şu an kamudaki öğretmenin ücretine denk. Ortalama 35 bin lira bandında ücretlerle çalışıyorlar. Biz de direkt patronların vicdanına ve insafına emanet ettiler. İş görüşmelerinde hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, gözlerimizin içine bakarak asgari ücretin altı teklifler veriyorlar. Geçinemiyoruz. En büyük derdimiz zaten bu. Önümüzü göremiyoruz. Geçim kaygısıyla öğrenci yetiştirmeye çalışan özel okul öğretmenleri en çok asgari ücretin de altında kalan düşük ücretlerden ve geçinememekten şikayet ediyor. Sonuçta bizim bir hayatımız var. Biz sadece nefes almak için gelmedik dünyaya. Oğlum var benim, küçük süs alacağız mesela. Daha ucuz markayı alalım ne kadar olursa. Eve gittiğimizde rahat olmayı bekliyoruz ama olamıyoruz. Çünkü borçları düşünüyoruz, faturaları düşünüyoruz, kiraları düşünüyoruz. Özel okul öğretmenlerinin taban maaş eylemindeki sesleri duyuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelecek hafta içinde randevu aldılar. Haftaya sendikal olarak Bakan Sayın Yusuf Tekin'le bir görüşme gerçekleştireceğiz. Efendim kıymetli izleyicilerimiz, memur emeklilerine Temmuz ayında söz verilip de verilmeyen seyyanen zammı unutmadık diyor. Devlet Bahçeli'nin söz verdiği staj çıraklık sözü unutmadık diyor izleyicilerimiz. Biz de şimdi TOKİ mağdurlarından oy restini unutmadık, onu veriyoruz. 2+1 konutlar için 75 bin lira peşinat, 3+1'ler için de 100 bin lira peşinat verecek. Benim 426 bin lira ödemem lazımdı. 100 bin lira talep ettiler ama bir kalan 326 bin. Bir sene içinde teslim edilecek. O zaman istiyorlar ve şu anda 6 gün oldu benim sözleşim. 6 günde 1500 lira faiz işlemiş kalan paraya. 326 bin liraydı, şu an 327 bin 500 lira. Bize bunları reva görenlerde Allah korkusu yok. Bu belli oldu. Eğer oy korkunuz varsa bizim haklarımızı bize geri verin. TOKİ mağdurlarının çilesi bitmiyor. 3 milyon liralık evlerin %10'unu sözleşme sırasında peşin istedi TOKİ ama tutarlar ödenecek gibi değildi. Murat Kurum 75 ila 100 bin lira peşin dedi. Geriye kalan peşinatın tutarı için Ocak 2025'e kadar zaman tanındı. Bu kez de peşinatın ödenmeyen kısmı için günlük faiz işlendiğini gördü hak sahipleri. 75 bin lira peşinat ödedim. Geri kalan meblağ 287 bin liraydı. Ocak 2025'te ödeyeceğimiz meblağ. 292 bin lira olmuştu meblağ. Bankanın müşteri hizmetlerini aradım. Bizim bilgimiz yok dedi. Dedim ki siz alıyorsunuz faizi. O da TOKİ'yi arayın dedi. Devamlı da başımıza sıkıntılar gelip duruyor. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Bir şey de diyemiyorum artık. Bizim ödeyeceğimiz fiyatlar o zaman 169 bin lirayla 235 bin lira arasıydı.
Bugünkü fiyatlar 3 milyonla 4 milyon 300 bin lira arası. 2019'da asgari ücretli Ali Biçen, onun gibi dar gelirliler için yapılan sosyal konut projesine girdiğinde 3+1 dairelerin en yüksek fiyatı 235 bin liraydı. Evlerin KDV'si ise sadece %1 ve yaklaşık 1000 liralık taksitlerle sabitti 240 ay boyunca. Şimdi o gün ona sözü verilen ev fiyatından fazla peşinat ödemek zorunda. 341 bin lira. Bir daireca bu kadar ödemesi gereken %10 KDV var. Ama daha onlara sıra gelmeden borç günden güne büyüyor. 341 bin lira peşinatı ikiye böldüler. 75 bin lirasını verdim. Geriye kalan 266 bin lira. Salı günü ödedim ve bugün tekrar ben bankaya bakıyorum hesabıma 269.350 lir olmuş. Resmen soygun yapıyorlar, resmen tefecilik yapıyorlar yani. Sosyal medyada bir şey paylaşıyoruz. Bizi vatan hainliği ilacı. Ben Yozgatlıyım, ben 10 sene ülke ocaklığı başkanlığı yaptım. Bizi nasıl vatan hainliğinde suçluyorlar? Ben hayreden diyorum yani. Bununla sevinin ya. Maltepe'de yaptığımız yerde böyle zemin katından denizi gören yerler. Belli ki onlar bizi buraya layık görmüyor. 75 bin lirayı bulana kadar gezmediğimiz kapı kalmadı. Evin içine geçtiğinde KDV çıkacak, ona da bir para ödeyeceksin. Taksiye biniyorsun, kilometre ilerliyormuş gibi yani. Böyle bir şey yok yani. Öde öde bitmeyen bir taksitlendirme sistemiyle, banka kanalıyla ama elimden alınacak bu daire ama satmak zorunda kalacağım. Ben bu daireye sahip olamayacağım. Sözde sosyal konutların dar gelirliği aşan lüks fiyatını, peşinatını, KDV'sini ve 6 ayda bir memur maaş artışına göre artacak taksitlerini asgari ücretli, emekli, engelli, gazi ödeyecek durumda değil. Verilen sözlerin ve haklarının peşindeler hala. Tüm maliyet onların sırtında. Okulumuz var, cami var ve bu fiyatlar bizim dairelere yansıtılmış. Evet efendim, şimdi bakalım bir babanın adalet arayışına. Kesinlikle bu bir cinayet, başka bir şey değil. Şehir içinde ters yönde son sürat ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı. Yanında 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Şimel Zerdağ Mençik vardı. Genç kız yaşamını kaybetti. Sürücü ise hayattaydı. Kanında uyuşturucu tespit edilmesine rağmen serbest bırakıldı. Üstelik iddiaya göre bu ilk ölümlü kazası da değildi. 2 yıl önce aynı şekilde bir kişinin daha ölümüne sebebiyet vermiş. Hiç tutuklanmadı, hiç ceza almadı. Şu anda elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Arabayı kullanan kişinin uyuşturucu kullanmış olması. Adli tıp raporları geldi. Adli tıp raporları geldikten sonra kanında, saç telinde şeyler çıktı, uyuşturucular çıktı. Çankırı'da üniversite öğrencisi Şimel Zerdağ Mençik, arkadaşı Muhammed Ali Ordayeri'nin otomobiline bindi. İddiaya göre Ordayeri uyuşturucu etkisindeydi. Son sürat ters yönde ilerlemeye başladı. Yol ayrımında frene bassa da duramadı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip direğe çarptı. O sırada yolcu koltuğundaki Şimel Zerdağ Mençik araçtan fırlayarak can verdi. Çok hızlı araç kullanıyormuş ters yolda. Hem ters yoldan gidiyor hem 200-180 kilometre hızla gidiyor bu araba şehir içinde. Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı ama adli kontrol şartıyla salıverildi. Düzenlenen iddianamede ise Mehmet Ali Ordayeri için taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Mençik ailesi ise o sürücünün çok daha yüksek bir ceza almasını istiyor. İkinci sınıf üniversite öğrencisi, sağlık bölümünü okuyordu. Melek gibi çocuk, ne diyeceksin ki? İstanbul için sarı kodlu uyarı. Meteorolojinin uyarı haritasında sarı rengiyle tehlike alarmı veren tek il İstanbul. Birçok ilçe için sağanak yağış, fırtına ve kar uyarısı yapıldı. Beklenen yağış da gece saatlerinde kendini gösterdi. Üsküdar ve Kartal'da dolu, Pendik, Arnavutköy ve Eyüp Sultan'da kar yağdı. Aydos ormanlarında seyirlik görüntü ortaya çıkarken Eyüp Sultan'da kazaya sebep oldu kar yağışı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı alarmı pazartesi günü sadece İstanbul için yandı. Salı günü öğle saatlerine kadar da yer yer devam edecek kar yağışı. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Uyarılar karla mücadele ekiplerini de teyakkuza geçirdi. Kar küreme ve tuzlama araçları gece boyu yollardaydı.
Salı günü ise sadece İstanbul değil Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de de alarmın rengi sarı. Meteorolojiye göre hafta ortasından itibaren kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkisini yitirecek. Şubat ayı parçalı bulutlu başlayacak. Efendim şimdi bir aramız var, sonra bir dakika bölümünde beraberiz. Efendim geldiğimiz noktada memleketimizde acı verici pek çok koşul içinde yaşadığımız için insanlarımız, kıymetli insanlarımız ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Unutmadım öyleyse varım, unuttum öyleyse varım diyenler. Yalnız bir şey daha unutmamanızı tavsiye ederim. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan söyleyeyim. Haksızlığı her kabul ediş unutup daha büyüğünü doğurur. Bunu unutmayın. Bizden sonra Kızıl Goncalar var. Yeni bölümüyle iyi seyirler efendim. Bir başkadır.